Yazdıklarıyla bin yılları aşmış Platon'un siyaset felsefesinin temelinde tek ve önemli bir soru var. Adalet nedir ve adalet nasıl tesis edilir? Platon'un en önemli eseri olan Devlet'te de aslında cevap aradığı soru bu. Ve Platon, hocası Sokrates'in öldürülmesiyle beraber bu soruya bütün ömrü boyunca cevap aramaya çalışacak. Siz hazırsanız bu yeni serimizde Batı Siyasi Düşüncesinin İzinde serimizde Platon'un felsefesini inceleyelim ve Platon'un bireylere, topluma, adalete nasıl sorular ve cevaplar verdiğini beraber incelemiş olalım. Herkese merhaba. Bugün 49W olarak yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride Batı siyasi düşüncesinin izinde. Bu seri adından da tahmin edebileceğiniz gibi Platon'dan başlayarak günümüzdeki siyaset felsefecilerine gelene kadar aradaki bin yıllar boyunca önemli siyaset felsefecilerin görüşlerini inceleyecek, anlatacak, size tanıtacak. Peki bu seride hangi kaynak kitapları kullanacağız? Benim elimde iki tane kaynak var. Bunlardan birincisi daha önce Ömer'le de konuştuğumuz üzere Sheldon Wallin'in Politics and Vision kitabı. Sheldon Wallin bu seride benim yapacağım gibi Platon'dan başlayarak Aristo, Saint Augustine, Calvin, Machiavelli gibi siyaset felsefesinin önemli isimlerini teker teker anlatıyor. Ben de bu kitabı okuyup size anlatacağım. Diğer elimdeki kitapsa Brian McGee'nin bir röportaj kitabı The Great Philosophers diye. Bunun yanında YouTube'da da kayıtları olan Yale Üniversitesi'nin siyaset felsefesi tarihi videolarını da izleyeceğim. Yani anlayacağınız birçok akademik kaynağa dayanarak size bu felsefecileri en iyi şekilde anlatmaya çalışacağım. Ama bunları yaparken benim diğer serilerden farklı olmasını istediğim bir şey var. Ben burada Platon'un argümanlarını size ezberletmek için burada değilim. Ya da Kant ne anlattı? Marx'ın argümanları tam olarak neye dayanıyormuş? Evet, bunları bilelim fakat mesele ezberlemek değil. Her yerde ezberleriz. Bugün bilgiye sonsuza kadar erişebiliyorsunuz. Burada bunu zaten bir seri olarak anlatmamın sebebi de aslında siyaset felsefesinin içerisinde filozoflar nasıl birbirlerine cevap veriyor? Aradıkları temel cevaplar neler? Hangi argümanlar hangi düzeyde birbiriyle çatışıyor? Bunu görmenizi istiyorum. Yani bir argümanı ezberlemek yerine Platon şunu demiş, Aristo bunu demiş. Platon'la Aristo tam olarak hangi noktada çatışıyor ve bu çatışmaların kaynağı neye dayanıyor? Bunu görelim. Birincisi. İkincisi ise filozofların her biri aslında kendi çağlarının bir ürünü. O çağın ruhunu anlayabilirsek o filozofun o çağda hangi soruya cevap aradığını daha iyi kavramış oluruz. Siyaset felsefesinde şu argüman şunundur. Bu bunu söylerden ziyade bir argüman duyduğunuzda ha bu argüman 18. yüzyıl İngiliz aydınlanmasına ait olabilir dediğinizde aslında bu siyaset düşünce tarihini iyice özümsemiş oluyorsunuz. Neden mi peki böyle olmalı? Çünkü siyaset felsefesi boşlukta yapılan bir şey değil. Burada bir gelenek var ve cevap aranan soruların birçoğu temelde aynı sorular etrafında dönüyor. Otoritenin kaynağı ne? Sorunlar neden oluşuyor? Veya toplumların beraberliğine dayandırdıkları değerler nelerdir veya neler olmalıdır? Siyasette hakikat diye bir şey var mı? Yoksa siyasetin tek güdümü çıkarlar mı olmalı? Bizi yönetenlerin değerleri ve becerileri nasıl şekilleniyor? Onlar hakikat sahibi mi? Yoksa hepsi birer kurnaz, zeki ve güç peşinde koşan liderler mi? Aslında bu sorulara verilen cevaplardan ziyade bu soruların kendisinin daha önemli olduğunu görüyoruz. Ve bu soruları altta yatan her bir filozofun cevap aradığı altta yatan bu soruları anladığımızda aslında nasıl Rousseau ile Platon'un, yeri geldiğinde Smith ile Marx'ın veya Platon'la günümüzdeki muhafazakarların benzeştiğini keşfediyoruz. Hatta bazı insanlar Aristo'yu daha sol liberal bir perspektiften okuyor. İşte bunların yapabilmesinin arkasında o siyaset felsefesinin uzun geleneğini görebilmek var. Dolayısıyla ezberlemeyelim, anlamaya çalışalım. Platon'a geçmeden önce biraz şunu anlamamız gerekiyor. Siyaset felsefesi ne? Siyaset felsefesini diğer felsefelerden ayıran şey ne? Ya mesela Schmitt videosunda Ömer şeyden bahsetmişti. Ahlak felsefesi iyiyi arar. Estetik güzel ve çirkini ayrıştırmaya çalışır. Ve Schmitt'in verdiği örnekle siyaset felsefesinin de temel ayrımının dost ve düşman ayrımı olduğunu söylüyordu. Ama Schmitt öncesi siyaset felsefecileri için mevzu bu dost düşman ayrımı mı? Bunu sorman çok iyi oldu Vay. Schmitt'in dayandığı geleneği ikiye ayırabiliriz. Birincisi Schmitt ne diyor? Aslında daha realist bir perspektiften bakıyor. Yani ortada bizim ulaşmamız gereken hakikatler, güzellikler, simetriler, belki Tanrı'nın emirleri yok. Fakat siyasetin dayandığı realiteler var. Bu realitelere ulaşmamız gerekiyor diyor birincisi. Bu Platon'dan farklı. Birazdan göreceğiz. Platon böyle siyasi realiteye, siyasi çıkarlara dayanmıyor. Fakat Schmitt gibi düşünen başka biri var. Machiavelli. Biz mesela Machiavelli'yi neden modern siyasetin kurucusu diyoruz? Çünkü siyaseti yukarıdan alıp yani idealardan alıp yere sürükledi. Realiteye baktı. Schmitt'in dayandığı ikinci bir gelenek daha var. Ne o? Siyasetin içerisinde factionlara inanıyor. Nedir bu? Farklı gruplar var. Homojenlik yok, birlik yok, beraberlik yok. Platon'da mesela birlik ve beraberlik var. Toplumun ideal bir şekilde var olabilmesi için beraber hareket edebilmesi lazım. Ama Schmitt ne diyor? Toplum farklı grupların, çatışan grupların içerisinde bulunuyor. Bunu kimler söyledi? Marx söyledi mesela. Sınıf çatışması dedi. Ya da Amerika'nın kurucu felsefesinin dayandığı Federalist Papers'larda mesela factionları kabul eder. Fakat bunları dengelemeye çalışır. Rousseau ise mesela bu factionlara karşıdır.
Dolayısıyla nasıl Schmitt'in tek bir argüman üzerinden felsefesinin dayandığı farklı gelenekleri gördük değil mi? İşte bunları anlamamız lazım. Bunlar da argümanları ezberleyerek değil, argümanların dayandığı meta noktaları anlayarak olur. İşte bu yüzden bu seri yapacağız. Her bir filozofun ruhunu anlayabilmek, birkaç bölüm sonra Roma İmparatorluğu'nu konuşabilmek, belki birkaç bölüm sonra Rönesans'ı konuşabilmek için ve aynı zamanda bu uzun ve birbiriyle diyalog halinde olan filozofları konuşabilmek için. Bunları diyelim ve başlayalım. Şimdi neden biz Platon'la başlıyoruz? Bir yerden başlamamız lazım. Yani antik Yunan'dan başlamanın sebeplerinden biri de birçok insanın antik Yunan'dan başlatması. Eminim Çin'e hakim olan, belki Orta Doğu'ya, Sümerlere hakim olan birileri daha fazla bu konu hakkında çalışma yaptığı için başkası eski siyaset felsefecileri bulabilir. Fakat birçok kitap kendisini antik Yunan'a dayandırıyor. Ama antik Yunan'a dayanmasının bir sebebi daha var. O da şu. Özellikle M.Ö. 5. ve 6. yüzyıldan önceki insanların dünyayı anlama çabası mitler üzerindendi. Biz de bunu en çok mesela Homeros'la görüyoruz değil mi? Homeros eski Yunan ve özellikle Batı felsefesinin, Batı siyasi düşüncesinin kurucusu. Burada insanlar doğayı anlamlandırabilir bir kavram olarak görmüyor. Hatta kendisi toplum ve doğa arasında da bir ayrım yapmıyor. Bu ne demek? Yani insan kendini doğanın bir parçası olarak görüyor. Ve doğa da anlamlandırılabilir bir şey olmadığı için bugünkü gibi yağmur yağar, su buharlaşır, 100 derecede su kaynardan ziyade mesela bir tanrı size gazap etmek istediğinde veya siz onun hoşuna gitmeyen bir şey yaptığınızda kasırgalara, kar fırtınalarına veya çok sıcaklara maruz kaldığını düşünüyordunuz o zamanlar için. İkincisi dediğim gibi doğanın kanunlarıyla toplumun, insanın kanunları arasında da bir fark yoktu. Fakat artık 5. ve 6. yüzyıldan sonra biz pre-Sokrat dediğimiz dönemde başka filozofların başka şekilde düşünmeye başladığını görüyoruz. Buradaki gördüğümüz şey doğayla insan topluluğu arasında bir ayrım yapmak, onu anlamaya çalışmak, onu anlamlandırabilir kılmaya çalışmak. Burada ama mesela Empedokles o dönemde ortaya çıkıyor. Empedokles ne diyor? Doğayı anlamaya çalışırken sevgi ve nefretin arasındaki zıtlık doğayı yaratan ve onu bir arada tutan şey olarak söylüyor. Fakat farkındaysanız doğayı anlamlandırabilir bir çaba olarak ortaya koymasına rağmen doğayla insan arasında, doğayla toplum arasında bir ayrım yapmıyor. Onun nedenleri yani sevgi, nefret affettiği o element hem doğayı hem insanı açıklıyor. İkinci nokta bütün kuralları açıklayan tek bir şey peşinde. Aristoteles de yapacak mesela. Su diyecek. Ve bunun gibi bir sürü filozof var. Presokratik dönemdeki filozofların önemli bulduğu şey bu doğa yasasını bulmaktı. Peki Sokrates'i ne farklı kıldı? İşte Sokrates dedi ki tabiri caizse. Ya biz istersek galaksinin bilmem ne köşesinde olalım. Tabii o zaman galaksi diye bir şey bilinmiyordu ama biz ne olursak olalım biz kendimizle ilgilenelim. Ya tamam dünya bir şekilde yaratıldı ama ben toplum içerisinde nasıl davranmalıyım? Ben nasıl iyi insan olurum? İyi bir hayat ne demek? Nasıl yaşanır? Ahlaklı bir hayattan kastettiğimiz nedir gibi sorular sordu. İşte Sokrates'in diğer filozoflardan ayrıldığı nokta bu. Çünkü sorduğu sorular artık etiğe dair olmaya başladı. Toplumsallığa dair olmaya başladı. Ve zaten Platon'un ilk siyaset felsefecisi olarak kabul edilmesi sebeplerinden biri de şu. İnsanın ahlaklı yaşamıyla toplumun ahlaklı olması arasında bir bağlantı buldu. Çünkü Platon şunu söyledi. Toplumun ahlaklı olmasıyla bireyin ahlaklı ve anlamlı yaşaması arasında bir kaçınılmaz bağlantı var dedi. Toplumla birey aynı düzlemde var oluyor dedi. Eğer toplum dejenere ise, çürümüşse siz de bundan kaçınılmaz olarak etkileniyorsunuz. Toplumu ve siyaseti bir bütün olarak görüyordu, bir beden olarak görüyordu. Nasıl sizin bir organınız çürüdüğünde, zarar gördüğünde, sizin diğer organlarınız da bundan etkileniyorsa insan da dejenere bir ortamda, dejenere bir hayat yaşıyor diyordu. Şimdi bunu duyduğunuzda wow, kafam açılmadı, çok da önemli bir şey değilmiş diyebilirsiniz. Ama bunun 2500 yıl önce söylendiğini düşünün. Yani 2500 yıl önce ilk defa Platon o dönemde kurdukları akademide bir araya geliyorlar ve diyorlar ki toplumsallıkla bireysellik arasında bir ilişki var. Mesela 20. yüzyılda Erwin Goffman diye bir çok ünlü sosyal psikolog var. Şöyle bir argümanı var. Diyor ki insan başkalarının ondan beklentisinde olduğu gibi hareket eder. Yani biz başkalarının bizim hakkında düşüncelerimizi biliyoruz ve onları olumlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu büyük bir çığır açmış o dönem. Ben bunu ilk okuduğumda yani ben bunu sözlü sözlerde okuyordum, romanlarda da okuyordum falan diye düşündüm ama bunlar ilk söylendiğinde çok önemli oluyor ve o kadar aslında hayatımızı şekillendiriyor ki artık bilinen gündelik hayatın bir bilgeliğinin parçası oluyor. Dolayısıyla Platon'un söylediğinde böyle alın. Bu açtığı yeni frame'i ve vizyonu. Demin söylediğimi düşünün. Platon toplumu bir bütün olarak görüyor. Aslında toplumun ve bir bedenin içerisinde iskeletin, kas sisteminin, kan dolaşımının olması gibi toplumun içerisinde de farklı parçalar olduğunu, bu parçaların bir ritim halinde hareket ettiğinde harmoniye, simetriye ulaşabileceğimizi düşünüyor. Yani Platon'a göre toplumdaki her bir parçanın bir görevi var ve herkes bu görevi yapmalı. İşte Platon'un temel sorusu olan adalet nedir'e verdiği cevap da bu. Herkes yerinde olmalı, herkes işini yapmalı. Platon topluma baktığında
toplumun zanaatkarlarını, askerlerini, yöneticilerini, işçilerini, belki de sanatçılarını görüyor. Ve diyor ki eğer sen sanatçılığa yatkınsan sanatçı ol. Sen askerliğe yatkınsan asker ol. Biz seni asker yetiştirelim ve oradan çıkma. O sistemin içerisinde kal ve onun görevlerini yerine getir. Eğer sen görevlerini yerine getirirsen ve onu iyi yaparsan toplum bir bütün halinde iyi olarak hareket eder. Ama sen eğer kendinin iyi yapmayacağı şeyi yaparsan veya o görevin dışına çıkarsan o zaman beden hastalanmış olur. Toplum iyi şekilde hareket edemez. İşte Platon baktığında gördüğü şey herkesin işini yaptığı ve ancak adalete böyle ulaşılabileceğini düşünmesi. Burada da Platon işte yönetici sınıf olarak da bilge filozof krallar koyuyor. Platon'a göre ve Aristo'ya göre siyaset toplumdaki en önemli şey. En önemli sanat. Ona göre sanatların sanatı. Zanaatların zanaatı. Art of art diyor geçiyor politics. Ve siyaset bu kadar önemliyse neden onu herkese bırakıyoruz? Neden herkes siyaset hakkında fikir beyan ediyor, bir araya geliyor, tartışıyor, onun yönetim kademesine dahil oluyor. Ona göre, Platon'a göre yani, siyaset sadece belirli kişiler tarafından yapılmalı. Ancak o zaman toplum düzene, birliğe, beraberliğe, adalete ulaşır. Eğer siz siyasetten anlamıyorsanız neden siyaset yapıyorsunuz, neden siyasete dahil oluyorsunuz diye soruyor Platon. Bundan dolayı Platon'un aslında siyasete atfettiği iki tane nokta var. Birincisi, siyaset toplumu iyiye, güzelliğe, hakikate ulaştırıyor. Ve bunu yaparken toplumu da aynı zamanda dönüştürüyor. Toplum sadece bir toplum kurmakla kalmıyor. Oradaki insanları da şekillendiriyor. Burada Platon'un söylediği bir söz var. It will only preserve the lives of subjects but reform their characters too so far as human nature permits of this. Yani siyaset insanları değiştiren bir yapıya sahip. Bunun önemi şu. Biliyoruz ki erken dönem Hristiyan teologları ve sonrasındaki Hristiyan teologları Platon'dan çok etkileniyor. Platon'un bu anlattığı değişmez hakikatler olduğu için. İyilik, güzellik olduğu için. Siyasetin amacı iyiye, hakikate ulaşmak olduğu için. Fakat ayrıldığı noktalar şu. Platon aynı zamanda insanların özü gereği iyi olduğunu düşünmüyor. Ona göre siyaset insanların özünü tekrar yaratan, onları iyiye götüren şey. Ama Hristiyan teologlarında gördüğüm şey, özellikle erken dönem Hristiyan teologlarında, insanların özün iyi olduğunu düşünüyorlar. Ama bir yandan da tabii şunu da biliyorsunuz, ilk günah diye bir başka anlatı var ama Hristiyanlıkla sonradan da gelişiyor. Fakat Platon'un bu anlattığı insanı dönüştürme çabası önemli. Çünkü zaten siyaset felsefesinin temeline adil toplum ancak böyle erişilebilir demesinin yanında bir zanaat olarak görmesinin sebebi de bu. Soulcraft mesela diyor, değil mi? Yani ruhu inşa etme, ruhu tekrar iyileştirme gibi düşünüyor. İkinci noktada ise Platon işte bu iyiliğe ulaşmak için filozof kralların, bilge kralların, hakikati bilenlerin yönetimde olması gerektiğini düşünüyor. Bu iyiye ulaşmanın yolu da filozof kralların yönetimde olması. Senin vazifen sana atanan şeyi yapmak. Onu da bilge kral belirliyor. Filozof krallar belirliyor. Herkes birbirine eşit değil. Yani toplum zaten kendi içerisinde kaslara ayrılmış. Bu kaslardaki görevlerini yerine getirmek gerekiyor. Sen aslında filozof kralların dediklerine uymakla mükellefsin. Adalet de sana verilen vazifeyi yapmakla gerçekleşiyor. Çünkü sistem o zaman en iyi şekilde çalışıyor. İkinci nokta, arada bir yönetici sınıf var mı? Bunun iki cevabı var. Platon'un en bilindik eseri Devlet ama en sonki yazdığı kitapsa Law, Kanunlar. İkisi arasında biraz farklılık var. Mesela Devlet'te çok daha filozof kralların etkin olduğu, biraz teknokratların var olduğu bir sistem varken son kitabında ise biraz daha demokrasiye yakınsayan, hem filozof kralların olduğu hem de böyle demokratik anlamda belli kanun çerçevesinde çizilmiş bir etkileşim, bir katılım süreci var. İnsanlar bu vazifeye uymakla mükellef. Fakat herkes de eşit değil. Şimdi devam edelim. Platon bunları neye dayandırıyor? Birçok video izlemişsinizdir Platon hakkında ve herkes gelir size mağara alegorisini ve formları anlatır. Şimdi o kısımdayız. Fakat bunun neden önemli olduğunu insanlar genelde anlatmıyor. Platon'un bu anlattığı epistemolojik nokta siyaset felsefesine nasıl dayanıyor, o kısım eksik kalıyor. Şimdi Platon'un siyasetinin temelinde aslında bu epistemoloji var. Ona göre formlar var. Bu formlar idealar olarak adlandırıyor. Ona göre formlar var, yani idealar var. Bu idealar deyince aklımıza bir şeyin en iyi hali gibi düşünmesin. Mesela bir at düşündüğümüzde atı mümkün kılan, ona kılavuzluk eden bir üst form gibi düşünün. Atı var eden. Aslında biz kırmızı at görüyoruz, ne bileyim Arap atı, belki İngiliz atı, ama atı, bütün o atların bize günün sonunda bir atı gördüğümüzde atı tanımamıza imkan veren başka bir üst versiyonu mevcut. Bu elma içinde böyle, güzellik içinde böyle, simetri içinde böyle, hakikat, akıl vesaire vesaire. Bunlar üst versiyonda. Bu formlar aslında değişmez gerçekliğin taşıyıcıları. Bir de bizim içinde olduğumuz dünyada gördüğümüz at, hakikat, nesne, güzellik gibi onların yanılsamaları var. Filozoflar işte bu değişmez, unfixed, unchanged, symmetrical beauty, böyle adlandırıyor Platon. Bunları fark ediyor. Bunlar aslında size hakikatin kendisini veriyor. Ama bir de bizim içinde olduğumuz dünyada yanılsamalar var. Platon bunu bir mağara algorisiyle anlatır. Bir mağara vardır.
bu mağaranın içerisinde. Orada hapsedilmiş, orada doğmuş büyümüş. Hayatın gerçekliğini, oradaki ışık oyunları olduğunu sanan insanlar vardır. Öyle ki bunlar bir çukur içinde oturmuştur. Bir de onları kandıranlar vardır. Bu kandıranların ateşinde bir meşale vardır. Bu meşalenin önüne gölge oyunları yaparlar. İnsanlar orada kuş görür mesela. Gölge kuşu gerçek kuş sanır mesela. Meşalenin yaydığı ışığı güneş sanır. Bir de filozoflar vardır. Cesaret edip mağaranın dışına çıkanlar. Onlar mağaranın dışına çıktıklarında güneş ışığının kendisiyle değil meşale ateşiyle, güneş ışığının kendisiyle hakikati görmüş. İşte Platon bu form ve doksa, yani fikir kanaat ayrımını yapıyor ki felsefesinin yani siyasetinin temelinde bunları dayandırıyor. İşte filozoflar bu hakikat bilgisine sahipler. Hakikat bilgisine sahip oldukları için de toplumun nereye gideceğini, nereye gitmesi gerektiğini, sorunların nasıl çözüleceğini, hakikatin adaletin ne olduğunu, bir sorun anında bu sorunlara nasıl müdahale edilmesi gerektiğini bilenler. Yani bir toplum nereye gitmeli bunu biliyor. Bir de ama o demokrasi ortamındaki tartışma var. Doksa var. Doksa fikri önemli bu arada. Hem Aristo'da hem de doksa kavramı önümüze çıkacak. Çünkü doksa insanların kanaatleri ve bu kanaatler habitusla şekilleniyor. Hem Aristo hem Bourdieu bunları anlatacak. Gördüğünüz gibi Bourdieu ile Aristo arasında bir bağlantı var. Demokratik katılımın herkesin, ki bu da herkes derken erkek ve malı mülkü olan Yunanlı erkeklerden bahsediyoruz. Siyasete katılmasının doğru bir şey olduğunu düşünmüyor. Ona göre bu ortam yetkin olmayanların yetkin olanlara kurduğu bir tahakküm. Niteliksizliğin nitelik haline geldiği, düzensizliğin artık bir düzene dönüştüğü, hırsın, güç peşinde olmanın, makam mevki peşinde koşmanın, demokrasinin, adaletin, güzelliğin önüne geçtiği bir ortam olarak düşünüyor. Bunun yerine filozoflar olmalı. Platon'un felsefesinin temelinde şu var. Birincisi, bu bilgi hakikatin peşinde koşmuş ve hakikati öğrenmiş filozof krallara gücü veriyor. Ona göre tiranın filozoftan farkı şu. Gücü var ama hakikat bilgisi yok. Filozoflarınsa, filozof krallarınsa, bilge krallarınsa hakikat bilgisi var fakat gücü yok. Platon onlara gücü veriyor. Ve Platon argümanın devamında öyle bir şey yapıyor ki aslında siyaset felsefesine dair ana noktayı görmüş oluyoruz. Platon'a göre hakikati bildiğinizde siyasi çıkarları da bilmiş oluyorsunuz. İnsanların çatışan çıkarlarının temel sebebi bilmiyor oluşumuz. Bu önemli çünkü birincisi Platon'a göre biz tabula rasa değiliz. Göreceksiniz önümüzdeki birkaç bin yıl sonra John Locke İngiliz aydınlanma sürecinde bizim sadece duyularımızdan oluştuğunu ve bu dünyaya sıfır olarak geldiğini söyleyecek. Ama Platon'a göre biz bir kere zaten bilerek geliyoruz. Önemli olan onları doğurtmak, Sokrates'in tabiriyle. Ama daha önemlisi şu. İşte bunları zaten bildiğimiz için insanların arasındaki bütün o çatışmaların sebebi aile kaynaklı, güç kaynaklı, makam mevki kaynaklı, sınıf çatışması kaynaklı. Bunları filozof kral bilgeliğiyle çözüyor. Bildiği için oraya müdahale ediyor ve toplumun nereye gideceğini böyle belirleyebiliyor. O yüzden Platon'a göre siyasi anlamda hareketin, aksiyonun yani temel kaynağı bilgelik olmalı, prensipler olmalı. Mesela Bayet sormuştu karşı mitin sorusunu veya Machiavelli. Onlar böyle bir durum ortaya koymuyorlar. Değil mi? Onlar siyasetin temeline hakikatleri, prensipleri, iddiaları koymuyorlar. Bilgeliği koymuyorlar. Siyaseti asıl yön veren şeyin karizmatik liderler, çatışmalar olduğunu söylüyor. Platon'a geldiğimizde Platon siyasetin aksiyonun temeline, olması gerekenin temeline hakikat olduğunu söylüyor. Burada da farkı şu. Filozof krallar görevde olmalı ki ancak onlara güç verdiğimizde hakikate karşı sorumlu oluyorlar. Fakat demokraside ise demokrasi içerisinde yer alan insanların sorumlulukları kime karşı? Topluma karşı, halka karşı. İnsanları mutlu etmek için, mağdur etmemek için veya şöhretin ün için bir sürü ipe sapa gelmez hoşlanmadığımız kararlar veriyorlar. Bunun bir sebebi az bilmeleri, yanlış bilmeleri yani doksaya sahip olmaları. İkincisi bu demokratik katılımcı ortamın doğası gereği bu tarz mücadelelere, hırslara imkan tanıması. Peki Platon niye böyle düşünüyor? Bunun tabii ki bir toplumsal ve bir siyasi gerçekliği de var. Birkaç sebep. Birincisi Platon'un yaşadığı dönem Pelopones Savaşı dönemine denk geliyor. Hatırlarsınız o zaman özellikle Atinalılar ve Yunan şehir devletleri Perslere karşı büyük bir savaş içerisine girmişti. Bu savaşlar sırasında Yunan demokrasinin içerisinde toplumu manipüle eden, bu savaş ortamından yararlanarak belki de o an için doğru olmayan kararları aldırtan yeni figürler ortaya çıkıyor. Bu figürleri de sofistler eğitiyor, sofistler destek veriyor. İşte Platon birinci olarak bu savaş ortamındaki bu demokratik ortamdan pek haz etmiyor. İkincisi o dönemlerde Atina diğer kolonileri de içine dahil ederek genişlemeye başlamıştı. Genişlemesinin neticesinde Atina'yı kurmuş olan yerleşik elitin başka elitler tarafından gücünün azaltıldığını görüyoruz. Çünkü şehre başka elitler geliyor. Bunun neticesinde Platon gibi eski bir elit aileden gelen bir kişi de bundan rahatsız olmuş çünkü onların gücü azalmıştı. Ama asıl önemli noktalardan biri de hocası Sokrates'in öldürülmesiydi. Biliyorsunuz ki Sokrates baldıran zehri içmeye zorlanarak öldürülmüştü. Bunun arkasında da bir halk mahkemesi vardı. Yani insanlar buna karar vermişti. Sokrates'in tanrılarla alay ettiğini söylüyorlardı. Toplumun ve o polisin, şehrin değerlerine uymadığını söylüyorlardı. Bunlar Platon'da demokrasiyi, toplumun siyasete katılımına dair
çok ciddi eleştirilere yol açmıştı. İşte bu yüzden Platon şunu düşünüyor. Bir toplum kendi içerisinde çöküşe geçmişse o içeriden bir vizyonla kurtarılamaz. Dışarıdan biri gelecek ki onu kurtaracak. Vizyon dışarıdan sağlanacak. O bahsettiğim hakikat güzellik vizyonu. İşte bunu da hep belli metaforlarla anlattığı terzi, kaptan, sanatçı gibi anlattığı bilge kral sağlayacak. Mesela Platon o bilge kralı, filozof kralı bir kaptana benzetmeyi çok seviyor. Bu kaptan işte fırtınalı bir suda rotayı biliyor, toplumu götürüyor, bir şehrin siyasetini belirlermişçesine bir gemiyi yönetiyor. Dolayısıyla onun mürettebatı olmalı ve kaptanın sözlerine uymalı. Nasıl ki bir gemide bir mürettebat rotaya sürekli karışmıyorsa, kaptan kendi bildiğini yapıyorsa, filozof kral da toplumun rotasını kendi kendine çizmeli diyor. Kimisi yerleri silecek, kimisi belki mühimmata bakacak, kimisi depoya bakacak ama kaptanın içine kimse karışmayacak. Ya da Platon filozof kralı bir terziye benzetiyor. Doğru parçaları alıyor, katlıyor, kesiyor, bir yerlere koyuyor ve adaleti sağlıyor. Demin anlattığım o uyumlu yerler. Ve buradaki şu nokta önemli bence. Yeri geldiğinde toplumdaki gereksiz parçaları kesebilir diyor terzi. Ve bu yüzden filozof kral da toplumu gereksizlerden arındırabilir. Bu bende biraz nazizmi çağrıştırdı. Çünkü totaliteryen ideolojileri düşünün. Onlar da bir hakikate sahip olduğunu söylüyor. Ve bu hakikat neticesinde bu hakikate ulaşmak için toplumun belli kesimlerinden kurtarılabileceğini, onlardan kurtulmamız gerektiğini söylüyorlar. Arzu ettiği siyasi düzleme ulaşırken Platon aynı zamanda sanatı da çok önemsiyor. Peki sanatı çok önemsiyor derken neyi kastediyorum? Platon'a göre sanat insanların ruhunu iyileştiren, dönüştüren de bir etkiye sahip. Dolayısıyla bu bilge krallar bu sanatı ve festivalleri, İşte insanların bir araya geldiği, düşünün artık tiyatro oyunları, dramalar, bu derslerin bulunması, öğrencilerin sanat dersleriyle eğitilmesini, toplumun bir arada durması, farklı sınıfların kaynaşması ve toplumsal birlikteliği sağlamak adına çok önemli görüyor. Onun için her sene belli günlerde, yani aynı günlerde olacak, aynı şekilde düzenlenecek, insanların bir araya gelip birbiriyle tanıştığı, belki etkileşime girdiği, empati kurduğu sanat festivalleri olmalı. Bu festivallerde insanların birliktelik duygusu kazanacağını söylüyor. Çünkü Platon'a göre bu toplumun bir arada durması için belli değerlere yaslanmak alması lazım. Dikkat, bunu birkaç bin yıl sonra Durkheim de söyleyecek ve böylece sosyoloji bilimini başlatmış olacak. İlk noktaya geri dönelim. İlk noktada da demiştik, insanların mülkiyet ilişkileri, aile ilişkileri, zümre ilişkileri toplumsal aslında çatışmaların kaynağı. Aynı zamanda sanatın bir kısmı bu toplumsal çatışmaları aşındırabilir veya onları köpürtebilir. İşte Platon bu toplumsal çatışmaları dindiren, toplumsal birlikteliği sağlayan sanatları desteklerken daha Homeros tipi, belki insanların hırslarını, kişisel çıkarlarını ya da bireyselliklerini öne koyan sanatları ise başka bir kenara koyuyor. Dolayısıyla evet, bazı sanatları bazı sanatlardan üstün görüyor. Sanatı da insanın eğitiminin bir parçası olarak görüyor. Dikkat, öğrencisi Aristo mesela buna karşı çıkacak. İnsanların kurguyla gerçeklik arasında bir farklılık gördüğünü söyleyecek ki ilginçtir. Biz bu tartışmayı aslında günümüzde de yapıyoruz. Mesela bilgisayar oyunları üzerinden dönen tartışmayı düşünün. Geçtiğimiz haftalarda Fransa'da çıkan protestolarda Macron çıkıp şunu söylemişti. Bu gençler ortalığı yıkıp yıkıyor çünkü bilgisayar oyunları oynuyorlar. Çünkü şiddete teşvik eden oyunlar oynuyorlar. Düşünün aslında, belki Platon, Aristo bunları tartışıyoruz demiyoruz ama insanın sanatla kurduğu ilişki, sanatın insanı etkileyip etkilemediğini hala tartıştığımız bir mevzu olduğunu söylemek isterim. Platon aynı zamanda istediği topluma ulaşmak için matematiği çok önemli bir faktör olarak görüyor. Ne demek istiyorum? Ona göre ideal şehrin vatandaş sayısı 5040 olmalı. Dikkat, vatandaşlar erkekler ve mülk sahipleri oluyor. Dolayısıyla ortama bir şehrin büyüklüğünün 40.000 olduğunu varsayabiliriz. Bir erkek var, 4 kişilik bir aile. Bir de onun kadar köle olsa 40.000 kişilik bir şehir. Aslında büyük bir şehir o dönem için ama aslında ideal toplumu hayal ederken bazı net rakamları bile ortaya koymuş. Peki bunlar ne için var? Estetik, simetrik şehre ulaşmak için var. Demin bahsettiğim hakikatler silsilesinin bir parçası bu simetrik. Diyebilirsiniz ki estetik ve simetrik ne alaka? Hadi verimli olmayı anlayabiliriz. Belki eşit olmayı, belki adil olmayı. Ama Yunanlılar döneminde simetrik ve eşit olmak çok önemliydi. Aslında yaşadığımız her bir çağın bir vizyonu, bir aslında temel bir değeri var. Şu an içinde olduğumuz çağ verimlilikle ölçülüyor değil mi? İşte ne kadar para kazanıyorsun, saatte ne kadar iş üretiyorsun. Mesela bir işveren bir işçi alırken onun verimliliğini hesaplıyor. Veya kendimiz bile bir arkadaşla buluşacağımızda onun yerine daha iyi bir iş yapıp yapamayacağımızı düşünüyoruz. Fakat antik çağda önemli olan şeylerden biri de bir şeyin estetik veya simetrik olması. Ve bu matematik ve sanat da bunun önemli bir parçasıydı. Mesela o Korint sütunlarını düşünün. Onlar göze çok güzel hitap eder. 8 tane sütun vardır veya 4 tane. Aslında ortadan ikiye bölmüştür. Rasyonalite, akıl, bunlar o güzelliğin ve simetrinin ve hakikatin de bir parçasılar. Ve Platon arzu ettiği adil topluma ulaşırken şundan bile bahsediyor. Özellikle bunun son kitabı Kanunlar'da, Laos'ta yazıyor. Diyor ki 10 yaşının üzerindeki olan herkesi öldürebiliriz veya sürgüne gönderebiliriz. Çünkü ona göre tabularasa bir toplumu istediği adil topluma götürme konusunda çok daha güzel imkanlar sağlıyor. İnsanların eski hırslarını, değerlerini, çatışmalarını bir miras olarak almaktansa yeni bir toplumu adeta oyun gibi, hatta çocuk toplumu şekillendirilebileceğini söylüyor. Peki Platon'un
bütün bu felsefesini nasıl değerlendirebiliriz? Argümanlarını anladık. Peki eleştiriler ve Platon'un anlattıkları bizim siyaset düşüncemizde nereye oturuyor? Platon'un en büyük eleştiriler tabii ki öğrencisi Aristo'dan gelecek. Aristo, hocası Platon'a birkaç noktada karşı çıkıyor. Şunu anlamışsınızdır. Platon'un tahayyül ettiği toplumda pasif bir halk var, pasif bir tebaa var ve aktif bir bilge krallar var. Bilge krallar insanlara rotayı gösteriyor ve onların ne yapacağını söylüyor. Fakat Aristo'ya göre insanın özü vatandaş olmaktır. Politics ve polis, yani şehirle siyaset arasındaki o etimolojik benzerliği düşündüğünüzde, ki Aristo bölümünde bunu daha fazla anlatacağım, insanın doğası gereği vatandaş olmak için doğduğunu söylüyor Aristo. Bu nasıl gerçekleşiyor? Siz şehre geliyorsunuz, kanunlar için tartışıyorsunuz, kendi görüşlerinizi söylüyorsunuz, sosyal ve siyasi hayata katılıyorsunuz. Ancak bu şekilde insanın kendi amacını ve varoluşunu doldurduğunu söylüyor Aristo. Dolayısıyla Platon'dan ilk noktada farklılaşıyor. Şu noktanın altını tekrar çizmek istiyorum. Platon'un bütün siyaset felsefesi aslında epistemolojisine dayanıyor. Platon, conceptual realist dediğimiz kavramsal realiste çevirebileceğimiz bir epistemoloji ortaya koyuyor. Yani formlar. Bu formları bilenler de bilge krallardı. Dolayısıyla bilge krallar siyasetin bütün çatışmalarını çözecek olan insanlardı. Fakat Aristo buna karşı çıkıyor ve karşı çıktığı nokta şu. Evet, doğanın değişmez kanunları olabilir. Fakat siyaset değişmez kanunlara sahip değil diyor. Dolayısıyla Platon'un siyasetinin ana noktasına saldırıyor. Ve diyor ki siyasetin değişmez bir doğası yok. Aksine siyaset dönüşümdür, dinamiktir ve potansiyele erişmek için, ki Aristo'da telos kavramı çok önemli, yani o potansiyel. O potansiyeli de ancak dinamizmle uğraşıyoruz. Bu dinamizmin kaynağı da farklı fikirleri duyabilmek, farklı fikirlerin çatışması, bir araya gelmesi, insanların aktif bir şekilde bunları tartışması. Ve işte Aristo bu yüzden knowledge, yani hakikate değil doxa'ya inanıyor. Doxa kavramı burada tekrar karşımıza çıkacak. Dolayısıyla Aristo'nun Platon'la aslında tam zıt olarak karşı çıktığını söyleyebiliriz. Ve buradaki önemli nokta şu, Aristo'nun diğer eleştirisi Platon'a yönelik, siz insanları siyasete dahil etmediğinizde veya onları siyasete dahil edecek mekanizmalar kurmadığınızda bu insanların giderek o topluluğa olan bağlarının zayıflayacağını söylüyor. Aristo'ya göre insanların toplulukla kurduğu en önemli bağlardan biri sesinin duyulabileceğine olan inancı veya buna katılabileceğine dair inancı. Şimdi buradaki nokta şöyle önemli. Platon'a göre zaten insanları ikna etmeye gerek yok. İkna edeceğimiz kişiler kimler? Bilge krallar. Hatta bilge kralların siyasete dahil olmak istememesi onların bilgeliğinin bir göstergesiydi. Dolayısıyla Platon zaten en başta amacını bilge krallara güç vermek olduğunu, bilge kralların bilgeliğiyle gücü birleştirmek olduğunu söylemişti. Fakat Aristo'ya göre en önemli şey insanların polisle, şehirle olan bağlantısını sağlayabilmek. Ve Aristo'nun devamında söylediği şey şu. Evet, siz bir hakikate inanıyor olabilirsiniz. Fakat biz hakikati siyasetin dışında bir şeyle belirlediğimizde, din gibi, belki Platon'un yaptığı gibi formlar veya bazı aydınlanmacı değerlere yasladığınızda ve bunları uygulamaya çalıştığınızda aslında siz bir noktada totaliteryen bir yapıya doğru gidiyorsunuz. Dolayısıyla Platon'a yapılan en büyük eleştirilerden biri hakikati siyasetin dışına çıkarması. Aslında bizim demokrasimizin anlamlı kılan da zaten siyasette bir hakikat olmadığını düşünmemiz, hakikatlerin de ancak siyasi konsensüsten sonra oluştuğunu düşünmemiz. Yani bunu anlamak önemli çünkü bu içinde olduğumuz siyasi etosa da bir şeyler söylüyor. Mesela biz bugün insanlar bir araya geldiğinde ve bir karar verdiğinde onun hakikat olduğuna inanmıyoruz. Değil mi? Yani tek bir doğruyu temsil etmiyor olabilir. Fakat ona değer veriyoruz çünkü orada bir konsensüs olduğuna, orada bir anlaşma olduğuna inanıyoruz. Lévi-Strauss şöyle diyor. Anlaşmalar, yani toplumun bir araya geldiği siyasi anlaşmalar, ama anlaşmalar deyince metin anlaşmaları olarak düşünmeyin. Bir seçim, bir referandum ya da siyasi partilerin bir araya gelip müzakere yapması. Bunlardan bahsediyorum. Bunlar hakikati üretmiyor. Ama bunlar barışı sağlıyor. Barış derken toplumsal çatışmayı bitirme anlamında. Bu yüzden aslında biz bugün demokrasiye inanıyoruz. Ve siyasetin hakikatini ancak siyasi müzakere, siyasi kamusallıkta bulunabileceğimizi düşünüyoruz. Eğer siz siyasetteki karar alıcılığı siyasi müzakereden çıkardığınızda o zaman aslında daha totaliteryen bir yapıya doğru gidiyorsunuz. Ve biz bunun için, yani siyasi müzakereyi sağlamak için bir sürü şey oluşturduk. Parlamento oluşturduk, rasyonellik oluşturduk, kanunlar, siyaset katılımı, sivil toplum, medya ve benzeri. Dolayısıyla aslında bu kısım anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve burada rasyonellikten kastımızın da böyle homojen bir şey olduğunu varsaymayalım. Mesela Amerikan Yüksek Mahkeme belgelerini okursanız orada iki farklı yargıç kararı olduğunda yargıçların nasıl her bir fikri sanki doğruymuşçasına argüment ettiğini görürsünüz. Ama işte bu zaten demokrasinin bir parçası. Orada bir hakikat yok. Fakat bu hakikati, inandığınız fikri nasıl söylediğiniz ve kamusallığa oluşturup oluşturamadığınız önemli. Kamusallıktan kastım da diğerlerini ikna edip veya diğerlerini kendi tarafınıza çekmeye çalışıp çalışmadığınız. İşte Platon'a yapılan en büyük eleştiriler bunlardı. Ama Platon'un düşünceleri tarihsel olarak bir yere oturuyor. O da şu. Platon aslında ilk siyaset felsefecisi, fakat
siyaseti de yok etmeye çalışıyor bir noktada. Yok etmekten kastım şu. Siyaset kendi içinde çatışmalar demek. Ve bu çatışmalar kendi içerisinde belli sentezlere gidiyor. Gruplar var, zümreler var, karar alıcılar, karar vericiler var. Toplum bir katılım gösteriyor. Ve bunun neticesinde aslında biz sürekli bir dinamik toplum, çalkantılı ve bu çalkantılar arasında kendi sorunlarına cevap arayan bir toplumsallık, bir siyasi yapı olduğunu görüyoruz. Fakat Platon bunlardan hoşlanmıyor. Ona göre siyaset yok olmalı zaten. Bu anlamda ironi şudur ki Platon ilk siyaset felsefecisi ama aynı zamanda siyasetten de kurtulmak isteyen biri. Fakat biz zaten şunu görüyoruz. Siyaset, başarılı siyaset, başarılı siyasetçiler sorunları bitirmeye çalışmaz. Sorunsuz bir topluma ulaşmaya çalışmaz. Aksine başarılı siyaset zaten sorunları kontrol altına alabilmektir veya hangi şeyin sorun olarak seçileceğini bulabilmektir. Çünkü sorun her zaman olacak ama sizin belli şeylerle konsensüse ulaşıp belli şeylerde çatışıyor olmanız lazım. İşte bu da aslında siyaseti bitirip bitiremeyeceğimize dair ayrı bir tartışma. Fakat Platon'un biraz mitolojik bir öge olarak yarı filozof kralları seçtiğini, bilge filozof kralları seçtiğini görüyoruz ki biraz mitolojiye yakınsıyor. Çünkü bir geçiş aşaması gibi düşünebilirsiniz. Öncesinde tanrılar vardı, her şeyi çözecek olan, her şeyi bilen. Platon'da bu filozof krallar adeta mitolojik bir figür gibi ve o dönemin o antik Yunan düşüncesinde de bu tarz efsanevi figürler var. Mesela Draco gibi işte Yunan toplumunda anayasayı oluşturan, Yunan toplumunu müreffeh bir yapıya ulaştıran bir kral inancı var Draco. Dolayısıyla Platon'un felsefesini mitolojiden siyaset felsefesine doğru geçişte bir geçiş aşaması olarak değerlendirebiliriz. Aynı zamanda o dönem Yunanların her zaman andığı, özlediği efsanevi kralların bir figürü olarak filozof krallar olduğunu düşünebiliriz. Ama her şeye rağmen Platon'un anlattıkları çok önemli oldu. Verdiği cevaplardan dolayı değil belki ama sorduğu sorulardan ötürü. Adalet nedir? Veya bir toplum içerisinde ahlaklı bir yaşam nasıl yaşanılır? Bir sorular hem ondan hem de ondan sonrakiler tarafından uzun uzadıya tartışıldı ve öğrencisi Aristo ona en büyük eleştirileri getirdi. Bu videoda biraz bahsettim ama bir sonraki videoda daha uzun uzun Aristo'yu, onun Nicomedean Ethics'ini, Politics kitabını konuşacağız ve aslında bu Batı siyasi düşüncesinin izinde olmaya devam edeceğiz. Platon'un her şeyini anlatmadım. Onun estetiğe, ahlaka dair söyledikleri de çok önemli. Erken dönem Hristiyan teolojisini, Hristiyan fikri düşünce hattını çok önemli derecede etkiledi Platon'un anlattıkları. Hatta erken dönem İslami felsefeyi de çok etkiledi. O zaman yeni Platonculuk, Eflatunculuk gibi akımlar çıktı. İlerleyen bölümlerde erken dönem Hristiyan teolojisinde konuşacağız ama Platon'un hem siyasette hem de ahlak felsefesinde çok önemli etkiler bıraktığını unutmayalım ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. 49W bütün her şeyini gönüllü olarak yapıyor. Sizin destekleriniz hem maddi hem manevi çok önemli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.